Merhaba arkadaşlar. Biz gün içinde halka arz hisselerimizi takip etmeye devam ediyoruz. Gün içinde borsa endeksimizde, BIST 100 endeksinde uzun vade takip ettiğimiz hisselerde ne yazık ki şu dakika itibariyle bir hayli kırmızı rakamlar görmeye başladık. BIST 100 endeksi 8030 puan gösterse de birçok hissede, örneğin Ford'da 807 gibi rakamlar görüyoruz eksi 2'lerde. Europower -2'lerde, Sasa -3'lerde. Ama halka arz hisselerine geldiğimizde gayet güzel performans var. Şeker yatırım menkul değerler biliyorsunuz bugün ilk tavanını gerçekleştiriyor. Gayet güzel. Tavanda 60 milyondan fazla alış emri var. Agrotech 15-16 milyon tavandaki alış emriyle devam ediyor. Ecos Teknoloji gayet güzel performansını devam ettiriyor. Yine tavan. Tavandaki alış emirleri biraz düşmüş olsa da el değiştirme oranları biraz yükselmiş olsa da yine de Ecos Teknoloji bir hayli umut barındırıyor hala. Arkadaşlar biliyorsunuz yarından itibaren 3 yeni halka arzımız için talep toplamalar başlayacak. Halka arz analiz profili bize tek tablo olarak 3 halka arzı da paylaşmış. Kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtım olur. Biz bunları daha önce sizlerle tek tek paylaştık. Şimdi de hem bir karşılaştırma olması babında hem de bir son uyarılarımızı yapmak için sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kuzey Boru yarın ve diğer gün Perşembe Cuma günü saat 10.30 ile 1 arasında tamamı eşit dağıtım olmak kaydıyla halka arz edilecek. 36 lira 20 kuruştan 24 milyon lot. Sur tatil evleri Perşembe Cuma günü sabah 9 akşam 5-6'ya kadar bankadan bankaya değiştirmek kaydıyla bu tarihler, bu saatler değişiyor arkadaşlar. 49 lira 18 kuruştan 36 milyon lot halka arz menüsünden halka arz edilecek. Bakın tamamı eşit değil, bireysel eşit. Ve Mega Metal yine sur tatil evleri gibi sabah 9 akşam 5-6'ya kadar 48 milyon lot 38 lira 30 kuruş 28 lira 30 kuruştan halka arz edilecek. O da halka arz menüsünden arkadaşlar. Burada dikkat etmenizi söylüyorum. Neden? Tamamı eşit değil. Bireysel eşit. Geldiğimiz noktada son halka arzlar çoğunlukla 3 milyon kişinin katılımıyla sonuçlanıyor arkadaşlar. 3 milyon kişilik katılıma direkt baktığımızda Kuzey Boru'da 8 lot 289 TL. Sur tatil evlerinde 12 lot 590 TL. Mega Metal'de 16-17 lot 552 TL yeterli oluyor. 580, 452-480 TL yeterli oluyor arkadaşlar. Geldiğimiz noktada hani bugünlerde halka arz çok dedik. Başvurular fazla olmayabilir dedik. İnsanlar hangi birine yetişeceğini şaşırabilir dedik. Yedek akçeler bulunmayabilir dedik. Hani bizce de şöyle 3 milyonar kişi katılır diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Bizim her zaman söylediğimiz gibi eğer tek hesaptan başvuru yapıyorsanız bizim yaptığımız gibi yapabilir. Yedek akçenizden 1000'er TL atabilirsiniz. Bakın zaten sur tatil evlerine 500-600 TL. Mega Metal'e yine 500-600 TL. Bir tek Kuzey Boru'da dağıtım az olabilir fiyat olarak. Onda hani 1000 TL koymasanız da bir 500 TL koysanız yeterli olur diye düşünüyoruz arkadaşlar. Uyarımızı yapalım. Kuzey Boru tamamı eşit dağıtım olduğu için saat 10.30 ile 1 arasında başvuru yapılacak arkadaşlar. Diğer iki hisse de Sur Tatil Evleri ve Mega Metal'de akşam 5'e 6'ya kadar süreniz var. Ama Kuzey Boru'nun da sonuçları Cuma günü akşam seans kapanışında hemen açıklanacak. Bu çok iyi. Zaten o sonuçları görür görmez biz diyoruz ki yani gerçekten tamamı eşit dağıtımlarda öyle bekleme falan yok. İadeler de hemen yapılıyor. Bu güzel oluyor yani. Bakalım nasıl bir performans gösterecekler, nasıl bir dağıtım olacak, kaç lot dağıtım olacak, tavan serisi nasıl olacak, tavanda kaç milyon lot olacak, el değiştirme oranları nasıl olacak. Bunların hepsini inşallah kafamız da karışmaz. SPK'nın da yeni halka arz bu hafta getirmeyeceğini umut ederek, bilmiyorum belki bu akşam bile, bugün çarşamba, bugün akşam bile yeni bir halka arz gelebilir. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.